Bey, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz standımıza. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Metal Expo'yu konuşacağız. Evet, bugün fuarın ilk günü. Düşüncelerinizi almak istiyorum. Ama öncesinde değerli izleyicilerimize Kocaer Genel Müdürü olarak sizleri tanıtarak röportajımıza başlayalım. Efendim, öncelikle Sayın Tolga Demirkıran kimdir ve firmadan bahseder misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağ olun. Ben Endüstri Yüksek Mühendisiyim. Uzun yıllar demir çelik sektöründe yaklaşık 25 sene farklı görevlerde bulundum. Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı, ARGE Merkezi Genel Müdür Yardımcılığı gibi pozisyonlardan sonra son 2 aydır da Kocaer'de Genel Müdür olarak çalışmama devam ediyorum. Evet. Kocaer'i biraz tanıtalım mı izleyicilerimize? Kesinlikle. Kuruluş hikayesi nedir? Ne zaman kuruldu? Nerede kuruldu? Kocaer 1960'lı yıllarda ilk faaliyet alana başlamış bir şirket. Bir aile şirketi. %100 yerli sermaye. Kocaer ailesinin 1960'lı yıllarda, işte 60 yıl önce Denizli'de haddecilikle başladı. Ama daha sonra bunu İzmir Aliağa'daki tesisleriyle ciddi yatırımlarla büyüterek şu anda 3 fabrikasında 800 bin ton sıcak haddelenmiş çelik profil üretimini gerçekleştirdiği, bunun yanında çok farklı yatırımlarla da büyüme trendinde olan üretiminin %80'ini ihracat yapan, Türkiye'de ISO 500 sıralamasında ilk 150'de yer alan, en büyük timin en son 2020 yılı ihracatçılar listesinde, en büyük ihracatçılar listesinde 101. sırada yer alan ama kendi sektöründe 16. sırada yer alan, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe, çalışan ve müşteri memnuniyetine çok önem veren ve bu konuda ciddi atılımlar ve yatırımlar yapan bir firma. Bunun yanında şirketimiz 800 bin ton üretim kapasitesinin yanında, sıcak haddelenmiş profil kapasitesinde yaklaşık 100 bin tonluk galvaniz tesisi yatırımımız var. Yıl sonunda inşallah orayı devreye alacağız. Burada müşterilerimize çok daha iyi bir servis merkezi niteliğindeki hizmetlerimizi vereceğiz galvaniz tesisimizle de. Bunun yanında çevreye, doğaya saygılı bir şirket. Bu anlamdaki sürdürülebilir çalışmalarımızın kapsamındaki en önemli hususlardan birisi de LEED sertifikalı galvaniz tesisi kuruyoruz. Yani enerjiyi en uygun, en ekonomik şekilde kullanan ama çevreye çok saygılı bir tesis kuruyoruz. Bu tesisimizle beraber bunun belgelendirmesi aşamasındayız da. Diğer yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması şu anda çok gündemimizde biliyorsunuz. Karbon ayak izi vesaire. Bunlar 2025'te çok daha kritik hale gelecek vergilerle. Bu anlamda biz bunu çok daha önceden tedbirlerini alan, hatta bu yönde bu Yeşil Mutabakatı olmasa da çalışmalarımızı yapan bir firmayız. Şirketimizin 3 fabrikamızın toplam 300 bin metrekare açık alanı, 80 bin metrekare alanı kapalı. Bu kapalı alanın çatı kısımlarını tamamen güneş panellerle, güneş enerji santralleriyle kaplıyoruz. Bunları da yakın bir zamanda 2-3 ay içinde devreye alacağız. Buradan da elektrik enerjimizin %30'unu karşıladığımız gibi de doğaya ve çevrede böyle bir katkıda da bulunuyor olacağız. Evet, buradan özellikle fuarla ilgili düşüncelerinizi de son olarak almak istiyorum. Bugün ikinci günü ne düşünüyorsunuz? Beklentileriniz ne yönde? Kaçıncı katılımınız? Bugün bizim daha önce de katılmışız, geçmiş senelerde de yanılmıyorsam 3. katılımımız. Fuarda baktığımızda biraz da bir pandeminin etkisini görebiliyoruz ama yine de pek çok sanayicimiz, üreticimiz yer almış durumdalar. Biraz daha böyle butik bir fuar gibi olmuş ama Metal Expo olarak da bir amacına ulaşmakta üzere. İyi, özellikle düne nazaran bugün daha katılımı yüksek. Özellikle biz Kocaer çelik olarak pek çok misafirimizi yerli yabancı ağırlama fırsatı bulduk. Bizim için etkin ve aktif bir şekilde, proaktif geçiyor. O yönden memnunuz. İnşallah herkes için de hayırlısı olur diyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii ki metal ve çelik sektörüne olan katkılarınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Buradan değerli izleyicilerimize ve aynı zamanda dünden bugüne sizi tercih eden iş ortaklarınız, çözüm ortaklarınız, değerli müşterilerinize son sözleriniz ve mesajınız nedir? Biz bir kere öncelikle bugüne kadar bizimle bu yolda yürüyen müşterilerimize öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Ama tabii ki biz öncelikle bizim müşteri memnuniyetimiz ön planda olmak üzere biz yatırımlarımızla hem ülke ekonomimize hem istihdama sağladığımız katkılarla, müşterilerimizle yaptığımız uzun dönemli stratejik işbirlikleriyle zaten kalitenin ve uzun soluklu çalışmanın aslında tek adresiyiz gibi görüyoruz kendimizi. Ve burada da farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah yine müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, diğer işbirlikte yaptığımız tüm unsurların etkisiyle inşallah çok daha iyi bir yere geçebiliriz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Hayırlı fuarlar tekrar diliyoruz Tolga Bey. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.